Merhaba hanımlar, Divapatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu lalelerin yakın çekim detaylı olarak nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben bu modelin videosunu daha önce 3 ya da 4 kere çekmiştim ama halen işte yapamayan, anlamayan bayanlar olmuş. Sonuçta bayanlar evet yapmışlar ama bu laleler içeri kaçıyor, sizinki gibi olmuyor dediler. Bir de eleştiri içeren bir yorum aldım. Bayan demiş, ipleriniz çok karma karışık duruyor, işte ne yaptığımız anlaşılmıyor diye. Tabii bunun videosunu çektiğimde ilk videolarımdı, biraz acemilik vardı, halen de var. Profesyonel bir YouTube'cu değilim ben. Sizlere yardımcı olabilmek adına amatörce, kendimce en iyi şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Sırf o bayan için özellikle bu videoyu çekmeye karar verdim. Ayrıca iplerin çok karışık görünüyor demiş. Sonuçta 5 iş yapıyorum ve İki ya da daha fazla ip kullandığım zamanlar oluyor. Böyle durumlarda iplerin karışık gibi görünmesi gayet normal. Buna da bu şekilde açıklık getirmiş olayım. Hiç vakit kaybetmeden hemen detaylı olarak lalelerimin yapılışını sizlere anlatmak istiyorum. Sadece hanımlar patiyi tamamen boydan boya değil de zaten boydan boya anlatmıştım tamamını. Bu üç lale üzerinden nasıl yapıldığını, tüm detaylarını, bu lalelerin içeri kaçmaması için, bu şekilde içeri kaçmaması için neler yapılması gerektiğini sizlere kısaca anlatacağım. Bu lale modelimiz toplam 6 sıradan oluşuyor. Hemen hanımlar, ilk olarak şöyle başlıyorum lalemize. 2 ilmeğimi örüyorum. Sonrasında yeşil ipimi elime alıyorum. Evet. 1 ilmek örüyorum. Fakat bu krem ilmeğimi şişimden daha çıkarmıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir tane ilmeğimin içinden bu şekilde 3 tane yeşil ilmek çıkartmış oluyorum. Krem ipimi elime aldım. 3 tane ara ilmeğimi örüyorum krem. Sonra yine yeşil ipimi alıyorum. Bir ilmeğin içinden ipimin bir tane ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere dolayıp aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. 3 tane yeşil ilmek oluyor. 3. lalemizde de işlemi kısaca ve anlatayım. Yeşil ilmeğimi 3 tane krem ilmek ördükten sonra krem ilmeğimin içinden bir tane yeşil ipimi doluyorum. Aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Evet hanımlar, modelimizin ilk sırası bu şekilde olacak. Ben uzun uzadıya 4 çişimde dolanmayayım. Tamamen size videoda dolanarak orayı göstermeyeyim. Ben şimdi videoyu kapatayım. 4 çiş dolandıktan sonra ikinci sırada buluşalım. 4 çişimi de dolandım, geldim. Şimdi ikinci sırayı anlatacağım hanımlar. İkinci sıramız da şu şekilde. İlk 2 ilmeğimi, krem ilmeğimi yine örüyorum. Burada 3 tane yeşil vardı. İlk yeşilimi örmeden şişime alıyorum. Ortadaki yeşilimi yine yeşil ipimle örüyorum. 1 ilmek yeşil ipimle ördüm. Diğer yeşilimi de örmeden şişime geçiriyorum. Arada 3 tane krem ilmeğim var. Üçünü de ördüm. İlk yeşilimi yine örmeden diğer şişime geçirdim. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Diğer yeşil ilmeğimi de örmeden şişime geçirdim. Aradaki 3 tane krem ilmeğimi de ördüm. Yine ilk yeşilimi örmeden alıyorum. Ortadaki yeşilimi yeşil ipimle örüyorum. Diğer yeşilimi de örmeden aldım. Bu şekilde de modelime devam ediyorum. İkinci sıramız da bu şekilde hanımlar. Ben 4 çişimi de tamamlayıp geleyim, 3. sırayı anlatayım. Modelimizde geldik 3. sıramıza. 3. sıramızda yeşil ipi kullanmayacağız hanımlar. İlk ilmeğimi krem olarak örüyorum. Diğer 2 ilmeğimi, 1 krem 1 yeşil ilmeğimi şişime alıyorum. Hemen yeşil ilmeğimi krem ilmeğimin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. 2 ilmeğimi bir örüyorum. Yaprağımız açılmış oluyor böylece. Ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi buradaki yeşil ilmek ile krem ilmeğin ikisini birden örüyorum. Bu yaprağımız da sola doğru açılmış oluyor. Arada bir tane krem ilmeğimiz kalıyor. İkinci lalemde de göstereyim. Hemen bu yeşil ilmeği sağa doğru kesim yaparken yeşil ilmeği krem ilmeğimin üzerine geçirip ikisini bir örüyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum, şişime geçiriyorum.
Diğer iki ilmeğimi de yeşil ilmeğimle krem ilmeğimi de ikisini bir örüyorum. Arada bir tane krem ilmeğim var. Üçüncü lale müjde de göstereyim işlemi. Yeşil ilmeği krem ilmeğin üzerine geçiriyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer yeşil ilmeğimle krem ilmeğimi de aynı anda örüp kesiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde hanımlar ben dört çizgide dolanıp geleyim dördüncü sırayı sizlere anlatayım. Üçüncü sırayı dolanıp geldim. Şimdi modelimizde dördüncü sırayı sizlere göstereceğim. Dördüncü sırada krem ilmeklerimi örüyorum. Yine yeşil ip kullanmayacağım. Krem iki tane baştaki krem ilmeğimi ördüm. Yeşil ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. Bir tane yeşil ilmeğimiz var. Örmeden alıyorum. Krem ilmeklerimi örüyorum. Yeşil ilmeğimizi örmeden alıyorum. Krem ilmeğimi örüyorum. Yani 3 krem, 1 yeşil olacak şekilde devam edecek 4. sıramız. Ben 4 işimi de dolanayım. 5. sıraya geçelim. Lale yapımına başlayalım. 4. sırayı tamamladım ve geldim. Sizlere 5. sırayı yani laleleri anlatacağım şimdi. 5. sıramızda krem ipimizi kullanmayacağız. Sadece laleleri yaptığımız renk. Ben pudra renk kullandım. Pudra renkle devam edeceğim. Diğer iplerimi kullanmayacağım. İlk iki ilmeğimi örmeden alıyorum. Krem ipleri örmeden alacağız hanımlar bu sırada. Pudra rengi ipimi bakın. Yeşil ilmeğimin içinden bir kere çıkarttım. İpimi şişime bir kere dolayıp aynı yeşil ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir tane yeşil ilmeğin içinden toplam 3 tane ilmek çıkartmış oldum. Kalan krem ilmeklerimi yine örmeden diğer şişime aktarıyorum. 3 tane krem ipimi. Şimdi yine yeşil ilmeğe geldi. Yeşil ilmeğin üzerinden pudra rengi ipimle 3 ilmek çıkartacağım. 1 ilmek çıkarttım. İpimi şişime bir kere doladım. 1 ilmek daha çıkarttım. Burada da toplam 3 ilmek oldu. Krem iplerimi örmeden alıyorum. Yeşil ilmeğime geldim. Yeşil ilmeğin içinden gösterdiğim gibi 3 tane ilmek çıkartıyorum. Yine krem iplerimi örmeden alıyorum. Yeşil ilmeğimin içinden bakın 1 ipimi şişime bir kere doluyorum. 2 oldu. Aynı yerden bir tane daha ilmek çıkarttım. 3 oldu. Hanımlar 5. sıramızı da bu şekilde dolanıp gelelim. Lalemizde 6. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk iki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Hanımlar bu sırada da yine krem ip kullanmayacağım ben. İpimi kendime doğru alıyorum. Yani düz tarafa doğru alıyorum. Bana doğru. 3 ilmeğimi birden şekilde şişime takıyorum. Ters taraftan bir kesim yapıyorum. 3 ilmeğimi birden topluyorum. Bakın. Daha sonra bakın şu orta parmağım yardımı ile bu tarafa doğru lalelerimi çekiyorum. Hemen şu şekilde asılıyorum biraz içeri kaçmasın diye. Sonra krem ilmeklerimi diğer şişime örmeden aktarıyorum. Diğer lalemde de göstereyim. İpimi yine kendime doğru aldım. Bu 3 ilmeğimi ters taraftan kesiyorum, topluyorum. Üçünü birden alıyorum yani. Pardon, şu üçüncüyü alamadım. Evet, topluyorum üçünü birden. Sonra ipimi yine diğer tarafa doğru aktarıyorum. 3 tane krem ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine pudra rengi ipimi kendime doğru çektim. 3 ilmeği birden kesiyorum. Lalelerim içeri kaçmasın diye parmağım yardımıyla şekilde bir öne çıkarma yapıyorum. Krem ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Bir tane lale de daha göstereyim. İpi kendime doğru alıyorum. 3 ilmeği birden ters taraftan kesiyorum. Ters taraftan kesiyorum. Ters bir kesim oluyor. Yine laleyi kendime doğru bu şekilde elimle ittirip krem ilmeklerimi örmeden alacağım. Bakın hiçbir şekilde dışarı kaçma falan yok. Baktığınız anda elimle bakın örneğin bu lalede deniyorum. Elimle itiyorum ama arka tarafa herhangi bir geçiş yok hanımlar gördüğünüz gibi. Evet hanımlar bir de bir üst tarafı var düz renk dolanacağız. Size orada da bir detay var onu da vereceğim. Hemen 4 işimi de dolanıp o detayı da sizlere anlatayım.
Evet hanımlar, ben 4 şişimde de lalelerimi yaptım, geldim. Şimdi burada yine bir püf nokta var. Düz öreceğiz krem ipimizle. Bakın ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Bu lalelimin olduğu ilmeğe geldi sıra. Bu ilmeğimi bu şekilde örerken böyle elimle öne doğru çektiriyorum ve bu sırada ilk sıramızda gayet sıkı bir örgü uyguluyorum. Örgümün sıkı olması burada önemli. Bakın yine laleli ilmeğime geldim. Yine laleyi elimle böyle bir alıyorum öne doğru. İlmeklerimi sıkı bir şekilde örüyorum hanımlar. Burada sıkı örmek çok önemli. Aksi takdirde gevşek örersek ilmek aralarında boşluk kalacaktır ve laleler yine arkaya kaçacaktır öyle durumda. Gayet sıkı öreceğiz buraları. Bakın çok sıkı örüyorum lalemi yine. Benim el alışkanlığı olduğu için bu orta parmağımla lalelerimi öne ittirip diğer ilmeklerimi de bakın sıkıca örüyorum. Yine laleli ilmeğime geldim. Elimle ittiriyorum. Hemen yanındaki ilmeği de sıkıca örüyorum. Bakın bir deneyelim. Lalelerimiz işte arkaya kaçmıyor. Arkadan da zaten patiğimizin görünüşü bu. Gayet de kolay bir model. İnşallah bu son anlatışım olur hanımlar. Bundan çok yapanlar olmuş ama örgü konusunda acemi olup da yapamayanlar, modeli düşüremeyenler olmuş. Bu videoyu da sırf onlar için çektim. Yine aynı modellere video çekmek gerçekten benim için de çok sıkıcı. Çünkü daha yapmam gereken birbirinden farklı, birbirinden güzel değişik modeller var. O yüzden onlara vakit ayırmak istiyorum artık. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım bu defa detaylarıyla anlatabilmişimdir. Yeni modellerde, yeni videolarda görüşmek üzere hanımlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.